Budası buna da güldük değil mi? Yine yapmış yapıyor. Şahane mi güldük? Evet. Ne yapıyordu orada? Bu mu yani? Evet. Bu mudur? Evet, beni güldürüyor. Sen neye gülüyorsun? Ben çok merak ediyorum. Sen bir şey gülüyor musun abla? Ben gülüyorum ama buna gülemem çocuklar. Neye gülüyorsun mesela? Yapıyorsa gülemeyeceğim. Kusura bakmayın. Neye gülüyorsun? Onu soruyorum. Ben çok daha güzel şeylere gülüyorum. Hayır mesela. Örneğin. Ben şahane de gülüyorum ama zaman. Şimdi buna da gülemeyeceğim yani. Bir dakika. Bir saniye. Bugün biz hiç kavga etmedik. Azıcık kavga edeceğiz. Canımız öyle çekti. Şahan bizi güldüremedin. Teessüf ediyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin. Konuğumuza hoş geldin. Ben çok güldüm Şahan'cığım sana. Her zaman gülüyorum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Heyecanlısın. Çok heyecanlıyım. Evet. İlk canlı yayınım olduğu için çok heyecanlıyım. Aklıma gelmişken hemen önce söyleyeyim unutmadan. Bütün Merve Akaydın fan club'a çok selam yolluyorum. Merve Akaydın ailesine. Teşekkür ediyorum. Evet. Fanların yedi bitirdi bize. Onu programa alın. Niye almıyorsunuz? Hemen programa alın. Çok mu takipçi bayağı falan? Var. Galiba. Evet. Sağ olsunlar. Ne kadar? Ya, kaç tane? Ne kadardı? Yani hani rakam belirtmem gerekirse Twitter'da 18 bin. Hani daha fazlaları vardır eminim sizde. Mutlaka. Ama bana göre hani iyi bir rakam. Instagram'da 13 bin. Ama onun ötesinde de tabii bilmeyen birçok seyircim vardır. Hepsini çok seviyorum. Onlar da şu an çok heyecanlı biliyorum. Sürekli tweet attılar ne bana. Ne güzel. Evet bayağı ben de onlar tweetim. Kadar heyecanlıyım. Çok sen seviyorum. Sen şimdi bize dön biraz güzelim. Tamam. Onları bırak. Kıpkırmızı oldu. Heyecan da var güzelim. Çok heyecanlı. Ay çok heyecanlı. Sen kaç dizide oynadın? Ben bir tane dizide oynadım. Şevkat Tepe'de. Haziran'da ondan ayrıldım. İstanbul'a geldim. Şimdi yeni projeler için ne görüşüyorum. Ne kadar oynadıktan sonra ayrıldın? 2,5 yıl oynadım Şevkat Tepe'de. Yeterince. Yeterince yani. Hangi kanalda oynadın? Samanyolu'da. Samanyolu'da çok uzun sürüyor her şey. Samanyolu'na teklif ediyorum burada. Bir dizi bize olursa geliriz yani. Dizi bugün hala devam ediyor zaten. Sen neden ayrıldın? Ben çok yorulmuştum. Biraz tükenmişlik sendromu mu? Yok sen hayır öyle demeyelim. Ama çok yorulmuştum. Bir de haftanın 6 günü çalışıyordum sürekli. Hani sabah 6 gece 3'e kadar. O yüzden biraz kendime zaman ayırmak istedim aslında. Peki. Bir de İstanbul'a gelmek istedim artık. Çünkü ben konservatuvar okuduktan sonra direkt diziye başladım. Ve biraz burada olmak istedim. Nasıl başladı hikayen? Konservatuvar okurken mi oldu? Konservatuvardan mezun olduktan sonra bir arkadaşım Samanyolu'nda oynuyordu. Onun aracılığıyla beni görmüşler, teklif ettiler. O şekilde oldum. Aa süpermiş. Normalde Antalya'da mı yaşıyorsun? Evet, Antalyalıyım ben ama artık İstanbul'dayım. Kaprisli miymiş biraz acaba? Öyleymiş. Ben kapris mi? Yaptın mı? Hayır. Yok yapmadım yani. Tiyatrodan hani yetiştiğimiz için çok öyle kaprisli bir durum. Bu tiyatrocular yok. Biraz yapar abi. Kibirli olur tiyatrocular biraz. Sen her şeyi beğenmezler falan. Ben daha işin başında olduğum için o kadar kibirli. Ama senin için kibirli olur. Yazıyor burada. Kibirli davranışları olan oyuncu. Çok ağır bir yazı yazmış evet. Seni kanal mı çıkarttı kendin mi çıktın? Ben ayrılmak istedim. Zaten geçen sezonda devam ederken dizide ayrılmak istediğimi söylemiştim. Artık yorulmuştum. Çok zorlanıyordum. Onlar da çıkardılar mı oluyor şimdi? Onlar. Evet onlar da hikayeyi bitirelim o zaman dediler. Ben de evet bitirin lütfen yeni sezonda olmak istemiyorum dedim. Zaten benim partnerim vardı kocamı oynayan Şahin. O da ayrıldı. Yönetmenle ilgili bir problem yaşamışsınız ikiniz de duyduğuma göre birazcık. Bir ufak yani, bir problemler tabii 2,5 varmış. Yıl uzun bir süre tabii ki problem yaşamışızdır ama aşılmayacak problemler yaşamadık Engin Koç. Çünkü ben bu sezon Sungurlar diye devam ediyor dizi. Bir bölüm oraya da gittim oynadım yani yeni sezona gittim dahil oldum bir bölüm oynadım öldürdüler beni. Tabii ki problem ben oldu. Gelir gelmedik falan diye. Tabii ki problem oldu ama aşılmayacak problemler olmadı öyle bir problem olsa zaten tekrar gitmezdim. Peki reytingde iyi olan bir diziden ayrılmak seni pişman etti mi sonra keşke yapmasaydım dedin mi? Yok hiç pişman değilim çünkü ben bunu bilinçli karar verdim yani hani son dakika yok artık çıkacağım gibi bir şımarıklık değildi bu. Zaman içinde özellikle son sezonda artık burada olmamam gerekiyor demiştim zaten kendime ve hiç pişman değilim. Aşk her şeyi affetmez demişsin bir röportajında. Affeder mi aşk? Affetmez. Neden öyle dedin? Her şeyi affetmez. Aşkla ben... ilgili bir problem mi vardı? Yok hayır o yüzden ya muhakkak olmuştur tabii. Hani tabii ki sevgililerim oldu ama aşkın her şeyi affedeceğini düşünmüyorum yani. Konya'da mı çekiliyor? Konya'da çekiliyordu. Konya'da. Şimdi Eskişehir'de çekiliyor. Konya'nın neresinde çek? İçinde mi çekiliyordu? Bana bak içinde. Merkezde de çekiyoruz ama genelde dağlarda çekiyorduk. Köylerde, dağlarda.
Şu aşk konusuna geleceğim ben. Orada bir heyecanlandım çünkü aşkla ilgili bir şey mi oldu? Affedemeyeceğim bir şey mi yaşadın da onun üzerine böyle bir iddialı bir cümle? Yok, böyle bir soru sorulmuştu ve ben de aşkın her şeyi, hani evet çok büyük aşklar yaşıyoruz, çok aşık oluyoruz ama gurur daha önemli bence aşktan. Hayatında biri var mı şu an? Yok. Yok, yalnızsın. Evet. Bekar gezelim. Durumları. Evet. Bunu söylediğin konu, en sesin titriyor. Yok yok, ben hissettim. En sevdiğin konu, en sevdiğin konu. Aşk mı? Sesin titredi, konuşuyor. Benim niye yok diye ağlıyormuş değil mi? Ben Parkis abla beni evlen... Bak abla dedim bu sefer, hanım demedim. Bir evlendirme turuna çıktık beni ama ben evde kaldım, onu biliyoruz artık. 1989 doğumluymuşsun. 85. 85 yanlış mi? Evet. Aa. Neden biyografin yanlış mı yazmışlar? Onu bilmiyorum, internetten öyle bulmuşlar ama ben elimden geldiğince düzelttim. 85 doğumlu musun evet. sen? Aa, daha ama ufak daha duruyorsun. Çok çok 17-18 falan. Sen benden büyük müsün? Olabilir. Evet. Allah ben Allah. Ben 85'liyim. Bak görüyor musun dünyanın işini? Peki ne var kafanda geleceğe dair? Hedefin ne? Bir dizide oynamak istiyor musun? Nasıl gidecek hayatın? Hedefim iyi oyunculuk yapmak. Oyunculuk yapabileceğim projelerde pardon rol almak. İyi oyunculuk yapmak istiyorum. Burada kötü bir karakter miydi? Yok, iyi bir karakter. İyi bir karakter evet. miydi? Orada seyrettim sanki biraz böyle silah falan mı tutuyorsun? Öyle evet, bir şey mi? Evet. Zaten hani timin içinde görevim vardı benim. Sürekli operasyonlara gidiyorduk ben. İyi bir kızı oynuyordum. Kötüleri yakalıyorsun. Evet, evet. Ama bundan sonraki işimde mesela kötü bir karakter oynamak isterim. Ya da komedi olabilir. Hani çünkü dram, ağla, ağla, ağla. Zaten ben 2,5 sezon boyunca sürekli ağladığım için artık gülmek, güldürmek de çok eğlenceli geliyor bana. Hangi jönle oynamak isterdin? Hmm, İyi düşün. Düşünmemiştim. Yani Kıvanç Tatlıtuğ ile oynamak isterdim tabii. Kıvanç Tatlıtuğ. Yani. Tek onunla mı? Kıvanç olsun, gerisini boş ver. Direkt aklıma o geldi. Hani şu an başka kimse gelmedi. Ne kadar çok popüler olduğu için. Değil mi? Bak, her yanında bir Kıvanç duyuyoruz. Ama yani sevilmeyecek gibi değil bence. Çok yakışıklı maşallah. Allah Allah. Hakikaten ya değil mi? Konservatuar, hangi konservatuar gidiyor? Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi. Hı-hı. Süper. Harika. Yani bence ben anladığım kadarıyla seni inanılmaz bir seviyorlar yani. Evet, biz seni bilmiyorduk. İyi ki de bildik. İyi ki de tanıdık. Biz Samanyolu'dan konuk alıyoruz ama geçen sene bir arkadaşımız gelmişti. Aslan. Yine, evet, Aslan Aha. gelmişti. Ama Samanyolu'da çok seyrediliyor. Çok seyrediliyor. Küçük yani, gelin. Ben şunu anladım Oya abla. Her geçen günde bunu iyi anlıyorum. Seyirciler hiçbir şey kaçırmıyor. Evet. Ve onlar hani bir sevdiler mi? Zaten hakikaten evet. öyle. Bir sevdiler mi? Bir tuttular mı? Bir bağırlarına bastılar mı? Ondan sonra zaten iyi de bir oyuncuysa, yetenekli bir iş yapıyorsa, yani yetenekliyse bu işte her şekilde yürüyüp gidiyor. Evet. Beni her ne kadar az sevseler de değil mi? Bak abla. Kim güzelim? Beni. Seni kim sevmiyormuş beni? Evet. Kim sevmiyormuş? Bana gelsin. Hazır dizilerden konuşmuşken Hollywood dizilerinde Türklerin çıkışı. Ay evet. Bir şey söyleyeyim. Anca öyle bir konuşuyoruz ki burada anca fırsat bulabildi ve girebildi. Evet. Ama giriyor bize filan. Evet, o orada böyle bir sakin sakin oturdu Sinan. Bir dinlendi. Aynen öyle. Kendime geldim. Şu an hazırım. Evet. Yarın program. Sibel Kekili, Numan Acar ve Anatol Yusuf. Anatol Yusuf. Evet. Evet. Sibel Kekili Game of the Thrones'da. Numan Acar Homeland'da. Özgür Teke'de Gossip Girl'de. Anatol Yusuf bu arada şey Gossip dizideki ya. Adı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden transfer olmuş. Süper. Gossip ben Hollywood Girl'le. Dedikçe Hollywood geliyor bize, yaklaşıyor. Ya ben de öyle hissediyorum. Değil işte mi? O yüzden diyorum Hollywood, şu Kıvançlar falan filan bir dillerini geliştirsinler. Ne ben güzel. İnanıyorum ki 5 sene içinde onların Hollywood'da bir yerde İnşallah. Olabileceklerini. Özellikle Beren, Serenay, Çağatay bunların hepsinin İngilizcesini olağanüstü geliştirmesi gerekiyor. Bu arada bir düzeltme yapıyorum. Anatol Yusuf'muş gerçekten beyin adı. Boardwalk Empire'da oynuyormuş. Aa, çok güzel. Kim dizi. Bütün diziler şu an saydığım bütün diziler. İyi mi? Anatol Yusuf. Çok güzel dizilerin dizi. Hepsi şu an dünyada rekor kıran ve kaç sezon oynayan diziler. Özgür Teke Gossip Girl'de evet. Rol almış. Ünlü film okulundan mezunmuş bu arada. Bunlar New York Film Akademisi'nden mezunmuş. Çok güzel İngilizce biliyorlar. Bir kere tabii aksanlı falan çok iyi. Bütün şanslar orada. İçinde bir his var.
Buradan gelmiyorsan oralardan gelir inşallah. Ben ancak Fransa'da oynayabilirim. Süper Fransızca bildiğim için. İngiltere'de kaybettim. Ezberleyene kadar falan. Yok, yine İngiltere'de kazanırsın. Ama Fransa'da bir Fransız filminden teklif gelse mesela ne kadar iyi olur. Yalnız Sibel Kekilli'nin başarısı. Çok yani Game of Thrones harika. Efsane bir iş gerçekten. Sen de oynamak isterdin değil mi teklif gelse herhangi bir. Tabii. Yani Game of Thrones'da tabii ki. Game of Thrones'un dışında. Onda ben bile oynarım. Tabii ki. Arkadan geceni oynarım yani. En çok tutulan dizilerden bir tanesi. Evet. Gibi. Homeland da çok önemli bir dizi. O da yıllardır var. Evsizler değil mi? Yani çok büyük başarı, güzel. Daha da çoğalacağını düşünüyorum ama bu arkadaşların hepsi Almanya ya da Amerika doğumlu ya da İngiltere doğumlu. Tabii orada bir doğup büyümüş arkadaşlarımız bak çoğu. Bak mesela bir çocuktan bahsettin sen, afiş yapıyor diye, ben onu hiç Emrah duymamıştım. Emrah Yücel çok önemli. Hiç bilmiyordum. Vizontele'nin afişlerini yapan. Bilmiyordum yani, iftihar ettim. Çok ünlü bir grafik tasarımcısı kendisi bilmiyordum. Yani. Bilmiyordum. Aslında Türkiye'de mesela inanılmaz değerlerimiz var. Kimdi şey geldi ya, bize konuk geldi, Baba filminin Charlie'nin çikolata fabrikasının bütün şeylerini, kıyafetlerini giydiren Atatürk'ün Levon mesela James yani. James Bond'un filmi. James Bond'un filmini bilmiyorduk. Yani Levon'u anlatana kadar ben bilmiyordum yani. Haberimiz yoktu. Ben yapmıştım, o yüzden biliyorum. Evet. 3 sene önce. Sayende vallahi birçok şey öğrendik. Hakikaten Sinan ya, sağ ol. Şeyler yani şimdi Tuğba'ya ne diyorsunuz? Pardon, lafını kestim. Estağfurullah, bir şey demeyecektim zaten. Alabilir mi? Ödül alabilir Emi mi? Emi de alırsa ben... Ya onu tam oyaya soracaktım. Ortalık yıkılır. Yıkılır. Ay, çok lütfen İnşallah. Çok güzel bir tuvalet giysin yani. Herhalde dünyada giydirenlerden hani bir isim, marka vermeyeyim de onlardan biri giydirsin. İnşallah. Çok şık giyinsin yani. Geçen hep pantolon falan giyiyor. Bence kırmızı çok kötü giymek giyiyor. Çok yakışıyor kırmızı. Kırmızı ya, mı? Ona her şey yakışıyor. Esmer güzeli ya. Bir de hani bu Amy de ödül alsa siyah, keşke Tuğba olur. O Tuğba'nın çok oyunculuğu donuk olur. Diyenlere nasıl bir kapak olur herhalde. Valla mı beni mi kastediyorsun? Bak. Olmasın ya, ben. Şey olmasın, ben sana ya. Bir kapak koyacağım. Ama sen inşallah de olsun da ben kapak. Yenlerden biri paksa. Ben yanlış bir şey söyleyeyim mi? Olsun, bana kapak olsun. Değil. Olsun. Yok, beğeniyor. Ama yeter ki olsun. Soğuk. Ama bir şey söyleyeyim, bak gider ya. Ben pot kırıyorum ya burada. Çok ayıp. Beni şaşırttın. Çok ayıp ederim, beğenmiyorum dersem çirkin demem. Mümkün değil, çok güzel çok kız. Çok güzel bir kız. Bana birazcık soğuk geliyor, o kadar. O kadar. Onun haricinde elbette ki çok güzel bir kız. Ama ben seni kastederek söylememiştim de sen de söyleyenlerden biri çıktın. Sen şimdi almazsan yalnız ben bu kadar bir kapakla geliyorum, sen gör. Bu arada diğer yurt dışında yarışan dizi, film, oyuncu gibi durumlarda hep acayip goy goy yapıldı. İlk defa sessiz sedasız, yani doğru düzgün haberi bile yapılmıyor Emmy'de yarışacağına dair. Eğer ödülü alırsa bence basına belki da... Belki de hani Emmy'de ödül alma... kime aferin kime vallahi. Yapıldı? Elize bak, kendi kendine eleştirme. Bir şey söyleyeceğim. Kime yapıldı? Mesela Meltem Cumbul gitti, birkaç kelime söyledi Emmy töreninde. Bir şey söyleyeceğim. Orada çok eleştirdiler. Meltem mikrofonu kapmıştı, hatırlıyorum. Ben iftihar ettim Meltem Cumbul'la. Zaten herkes de iftihar ediyoruz. Yeter ki Tarkan yıllarca kaset yapacak diye 10 yıl boyunca haber yaptık. Amerika'da ya. Kaseti çıkacak yazık diye. Onlara yurt dışında başarılı olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Peki, ve çok haber yapıyoruz. Kelebeklerin rüyası mıydı şeyinize? Evet. Onunla ilgili Kelebeğin rüyası. Oscar'daki şeyi, aday adaylığını aylarca konuştuk yani. Hayır, Meltem'i çok şey. Eleştiren oldu, hatırlıyor musunuz? Ne gitmiş oraya? Haksızlık bir şey. Haksızlık ya, bırakın konuşsun. Kızın süper İngilizcesi var. Peki son olarak son bir dakikamıza girdik artık. Yeni teklifler var mı? Şimdi görüşmelere başladım yavaş yavaş. Hı hı. Hadi bakalım. Sevenlerin reji ekibimiz bana söylüyor. Sevenlerin ortalığı yıkmış. Herkes tweet atıyormuş. Onlara son bir mesaj ay var mı? Ay ne güzel, hadi vallahi. Hepsini hadi. Çok seviyorum. Çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum destekleri için. Heyecanlandığın kadar var mıymış? Çok yokmuş, heyecanlıydı. Evet, değil, şimdi değil çok mi? Daha iyiyim. Rahatladın evet. Değil mi? Evet evet, rahatladım. Peki. Bu da benim ilk canlı yayınım. O yüzden benim sana için da hayırlı çok olsun özel. İnşallah bundan sonra. Teşekkür ederim. Seni sağ sık olun. Sık görürüz. Evet. İnşallah, sağ olun. Teşekkür ederiz. Başarılığın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim, inşallah sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de yine süremizin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.